Ana haberde ikinci saate başlıyoruz. Yılport Samsun Spor maçı için Fenerbahçe şu dakikalarda stada hareket ediyor. Hemen kameralarımızı Samsun'a çevirelim. Ezgi Toper, teşekkürler. Fenerbahçe yılın ilk deplasmanı için Samsun'a gelmişti kısa bir süre sonra. Burada sarı lacivertliler toplantı bitecek ve otobüse doğru geçecek. Mario Branco, Fenerbahçe Sportif Direktörü ilk olarak otobüse geçti. Sarı lacivertli futbolcular da kısa süre içerisinde çıkış yapacaklar. Saat 21'de yeni 19 Mayıs Stadyumunda Yılport Samsun Spor'un konuğu olacak sarı lacivertliler. Ve ilk maçta Gaziantep'i 2-1 yenerek lige başlamışlardı. Bu maçta da kazanarak 2-2 ile devam etmek istiyor. Sarı lacivertliler tabi 6 eksikle geldi buraya Fenerbahçe. Beka, Luan Perez, Osayi, Crespo, Zayt, Samet hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle Samsun'a gelmemişlerdi ama Cengiz Ünder gibi, Fred gibi Flash 2 transfer geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. İlk kez maç kadrosundalar ve ilk kez burada Fenerbahçe formasını sırtlarına geçirecekler. Evet, artık kısa bir süre sonra takım çıkış yapacak burada. Evet, futbolcular gelmeye başlayacak. Biz de bu arada Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunu hatırlatalım. Kalede İrfancan Elibayat'ın oynamasını bekliyoruz. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, sol bekte Osterwolde, stoperde Serdar Aziz Ciku ikilisi. Orta sahada Fred ve İsmail, hücum hattında ise sağ tarafta Cengiz Ünder, sol tarafta Dušan Tadić. 10 numara pozisyonunda Mert Hakan ve forvette de Ceko dediğimiz anda Bartu Elmas, Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi. Hemen arkasından İrfancan Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe futbolcuları konakladıkları otelden çıkış yapmaya başladılar. Sarı lacivertliler de bu kritik mücadele, bu önemli deplasman öncesinde son takım toplantısı gerçekleştirildi ve stada doğru hareket ediyorlar. Sebastian Szymański hemen önde, Serdar Aziz'i görüyorsunuz. Fenerbahçeli futbolcular, Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Fenerbahçeli futbolcular yavaş yavaş takım otobüsüne doğru geçiyorlar. Edin Dzeko ve Dušan Tadić, hemen arkalarında Ciku, Joshua King, Osterwolde, Fenerbahçe ve evet Fred. Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'i bugün ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada göreceğiz. O da tabii ki taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Kent ve Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız transferi. Ve İsmail Kartal da bir taraftarın kendisiyle fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Ve karşılaşma öncesinde minik taraftarları kırmadı. Ve onlarla bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bir yandan da kafile buradan ayrılarak stadyuma geçecek. Futbolcular otobüse geçtiler. İsmail Kartal'a taraftarın yoğun ilgisi var. İsmail Hoca da taraftarları kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Tüm takım geçti takım otobüsüne. Çok kısa bir bekleyiş daha olacak. Ardından Fenerbahçe kafilesi buradan hareket ederek yeni 19 Mayıs stadyumuna doğru geçecek. Mücadele 21'de başlayacak. Yine maç öncesinde kadrolar belli olduğunda, maç esnasında, maç sonrasında yaşanan tüm gelişmeleri Aspor ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anda da kapılar kapanıyor. Emniyet güçlerinin kontrolü ve güvenliği eşliğinde Fenerbahçe buradan ayrılarak stadyuma doğru hareket edecek. Lige Gaziantep 2-1 yenerek başlamıştı Fenerbahçe. Yılport Samsun Spor Lig'in yeni temsilcisi ikinci maçta onlara konuk olacak. Stadyum tamamen dolu olacak. 1600 Fenerbahçe taraftarı kendileri için ayrılan biletlerin tamamını tükettiler. Ve burada sarı lacivertliler
takımlarına destek olacaklar. Tabii Samsun Spor'un da yıllar aradan sonra Süper Lig'deki kendi sahasındaki ilk karşılaşması olacak. Güzel, heyecanlı, sıcak bir atmosferde bir karşılaşma bekliyoruz. Tabii gündüz oldukça nemli bir hava vardı burada. Bunaltıcı bir hava vardı ama şu anda havanın çok daha iyi olduğunu ifade edelim. Evet, kısa bir süre sonra güvenlik önlemleri tam anlamıyla alındıktan sonra kafile buradan ayrılarak stadyuma doğru hareket edecek. Burada az sayıda taraftar var. Tabii otelin içindeyiz. Fenerbahçe'nin konakladığı otelin içindeyiz. Birazdan da kafile buradan ayrılarak stadyuma gidecek. Dediğimiz gibi bir kez daha muhtemel kadroyu aktaralım sizlere. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü bir defans hattı. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, sol bekte Osterwolde, stoperde Ciku, Serdar Aziz ikilisi. Sağ stoper Serdar Aziz, sol stoper Ciku olacak şekilde. Orta sahada yeni transfer Fred'in 11'de başlamasını bekliyoruz. Yanında İsmail Yüksek, hücum hattında ise sağ tarafta Cengiz Ünder, ki o da bugün kendisine ilk kez profesyonel olduğu maçta forma veren hocasına karşı, ki o maçta Fenerbahçe maçıydı. Hüseyin Eroğlu Cengiz Ünder'i sahaya sürmüştü ve ilk kez profesyonel olmuştu. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden Türk Trendyol Süper Lig'de bir maça çıkacak. Bu defa Fenerbahçe formasıyla. Evet, artık burada güvenlik güçlerimiz hareket etti. Fenerbahçe takım otobüsü de konakladığı otelden ayrılıyor ve stadyuma doğru hareket ediyor sarı lacivertler. Aslında burada taraftar da takımlarını uğurluyorlar. Biz de artık buradaki yayınımızın sonuna gelelim ve sözü tekrar buradan stüdyoya bırakalım.